TM4'de hoş geldiniz. Sayıların dilinde bugün biraz acaba siyasetin yanında olması gereken ama biraz dışlanmış. Sebebi bir korku olabilir. Efendim yeni dönemdeki oluşan bu fikir çölleşmesinin bir sonucu olabilir. Sivil toplum kuruluşlarına konuşmak gerekiyor belki de. Ya da yeni siyaset, ya da yeni siyaset biçimleri konuşmak gerekiyor. Ben başkanlara da söyledim hep. Ekonomi gazetecisiyken TÜSİAD'ı izlerdim bir dönem. TÜSİAD'ın hiç yok sayılda bir kere bir iddialı raporunu görürdük. Mesela 28 Şubat darbe sürecinin günlerinde ortaya koyduğu ve arkasında durmaya çalıştığı bir iki tane sıkıntı çıkmıştı ama rahmetli Bülent Öner'in demokrasi raporu. Çok önemli bir açılımdı. Sivilleşme yolunda bir deklarasyon gibiydi. Eğitim raporları yapardı. Son dönemde bundan tabii 8-9 sene evvel Ümit Boyner başkanken bir anayasa önerisi vermişti. TESEV'in Kürt sorunundan başka sorunlara pek çok raporu olurdu. Yani konuşurdu, üretirdi sivil toplum kuruluşları, başka kuruluşlar. Şimdi bir suskunluk süreci var. Yani bu yeni siyasete ve sivil toplum kuruluşlarına konuşacağız ama korkan, üretmeyen ya da yakına üreten ya da SETA gibi bizatihi iktidar tarafından desteklendiği için iktidara yakın bazı konuları gündeme getirilen sivil toplum kamu adına çalışan var. Sivil toplum. Kamu adına çalışan sivil kuruluşları var. Şimdi niye bu fikir çölleşmesi bu yeni siyasetin önünü tıkayan bir unsur olarak karşımızda ve sivil toplum kuruluşları neden geri duruyorlar buralar sizce? Ya birkaç tane nedeni var ama önce belki gelişimi, yani tabii ki öncesinden çok daha öncelerinden de örnekler varsa da Türkiye'de bir 60'lardan sonra o işte odalar, evet. Hani onlar da ne kadar sivil tabii. Sayıp saymayacağımız yarı ayrı resmi. Konu ama kanunla kurulmuş yarı resmi aslında kamu kurumu hüviyeti taşıyan ve anayasada da nasıl örgütleneceği neredeyse tanımlı olan kuruluşlar vardı. Sonra 12 Eylül darbesinden sonra Türkiye o hızlı kentleşme sürecini yaşadığında ve biraz da ekonomide, dünya ile ilişki, teknolojik devrimin ürettiği sonuçlar vesaire. Bütün bu hikayeden sonra 80'lerin sonu, 90'ların başında gerçekten bir sivil toplum kıvılcımlanması, kıpraşması oluştu. Bir kere her şeyden önce tabii ki başlarken hem iki tane şeye güce yaslandı. Bir, temsili demokrasi giderek tıkanıyor ve artık ülkenin de dünyanın da bütün meseleleri o kadar karmaşık hale geliyor ki her birini öyle merkezi ulus devletin iktidar mekanizmaları, devlet mekanizmaları içinde çözmek mümkün değil. Katılım diye ya da yönetim kavramını yönetişime çeviren süreçler nedeniyle bir fırsat alanı açılmıştı. İki, 12 Eylül'ün o dehşet baskıcı ortamının ürettiği bir o ıssızlık sonrası bir herkesin heybesinde çok fazla birikim vardı. Ve birdenbire müthiş bir enerji, bilgi birikimiyle, bilgi üretimiyle, rapor üretimiyle, tartışma zeminlerine katkısıyla vesaire başka bir kıvılcım başladı. Ama bugün geldiğimiz noktada aynı heyecan ve kıvılcım veya aynı kapasite, aynı maharet birikimi bir sivil toplumda yok. Hı-hı. Neden yok? Asıl sormamız gereken soru o. Yani Türkiye bu kadar kentleşirken, bu kadar insanlar kendi hakları, hukukları, kendilerine dair kararlara katılım talepleri konusunda imkanlar ve mevcutken yasaların engel olup olmadıklarından ayrı bahis. Neden insanlar gönüllü olarak katılma durumunda oldukları örgütlerden uzak duruyorlar? Bunun birkaç tane sebebi var. Önce ben bir sayı söyleyeyim sana izin verirsen. Türkiye'de ilginç olan şeylerden biri şu Batı toplumlarından farklı olan. Türkiye'de parti üyesi olan veya bir parti için gönüllü çalışmalara katılan insanlar %11.8-12. Ama bir STK için üye veya gönüllü olarak bir sivil toplum hareketi için dahil olan insanlar %9.2. Yani siyasi parti üyeliği sivil toplum üyeliğinden ya da katılımından daha yüksek. Evet. Bu Batı toplumlarında ters olması gerekir. Hatta İskandinav ülkelerinde toplumun her bir bireyinin birden fazla STK'ya üye olduğundan söz edilir. Bizde 10 insandan biri ancak bir STK üyeliği veya gönüllülüğü var. Bir toplumsal bellekte geriden gelen çok önemli bir handikap var. Nedir o? Örgüt. Örgüt kelimesi Türkçe kadar herhalde negatif tını taşıyan başka bir dil yok dünyada, değil mi? Yani bu programı şimdi Londra'da yapıyor olsaydık, organization deseydik ne anlayacaktı koltuğunda izleyen bir İngiliz? Halbuki biz örgüt deyince bütün izleyenlerin aklına bir şey geldi. Dolayısıyla bu toplumsal bellekte
zaten hak temelli mücadelenin ucuna dair bir ezberi var toplumun. Evet. Ya da deneyimleri var, ezber de değil. Yaşadıkları ve biriktirdikleri var. Nedir o? Eğer hak temelli mücadele ediyorsanız ve de hele karşınızdaki güç devletse ucu kıyıma gider. Onun için bu topraklarda sivil toplumun büyük kazanımları diyeceğimiz çok destansı şeyler yok. Böyle küçük, elbette hani destansılaştırılmaya çalışılan bir takım hikayelerimiz var ama özü itibaren böyle destanlarımız yok. Çünkü bu topraklarda Şaki diye, Eşkıya diye başlamış, mürteci diye, bölücü diye, terörist diye, şu diye, bu diye devletin kolayca damgalayadığı, etiketlediği ve ucunun da kıyıma gittiği bir dünya ve bellek var. O yüzden hiçbir anne baba işe giren evladına ertesi gün sendika yazılı evladım demiyor. Diyen var mı izleyicilerin arasında bilmiyorum ama her birisi bir kendine sorsun. Neden demiyor? Çünkü işten atılırsa evladım diye korkuyor. Hep ucunun kıyım olduğunu biliyor vesaire. Şimdi böyle bir toplumsal iklimde bugünkü iktidarın da ürettiği şeyler var. Bir, bugün çok ciddi bir kutuplaşma var ve Türkiye'nin o 90'larda vücut bulmaya çalışan ya da yeşermeye başlayan sivil toplumu bugün kutuplaşmanın tam göbeğinde ve taşıyıcısı hatta. Yani işte biraz önce sözünü ettiğin o örgütler de dahil, neredeyse sivil toplum da ikiye parçalanmış durumda. Dolayısıyla herkes kendi faaliyetini, kendi faaliyet alanında, kendi misyonunu hedeflediği, hayal ettiği çalışmalar yerine önce iktidara yandaş veya karşıt da bir pozisyon alıştan bakılıyor meseleye. En güçlü beraberliklerin olduğu şeylerden biri kadın hareketiydi mesela benim kişisel gözlemim olarak. 90'larda hatırla o meclisteki zina yasaları bilmem ne birçok tartışma yapıldığı zaman kadın hareketi hatta ta türban mücadelesi sırasından başlayarak seküler dünyanın da muhafazakar dünyanın da STK'ları ortak bir sürü iş yapabildiler vesaire. Ama bugün ülkedeki bu kutuplaşmadan dolayı bir kere bir parçalanmışlık var. İkincisi iktidarın son 3 yıldır giderek artan biçimde siyasi alanı daraltma çabalarının ürettiği bir sonuç var. Yani önceki dönemde işte 2010'ların başlarında işte o davalar, meşru davalar vesilesiyle önce başladı. Daha sonra giderek öyle bir alan daraltması oldu ki bugün bazı meseleler yani senin biraz önce sözünü ettiğin işte ekonomik krize dair bir tartışmayı bile bir iş dünyası örgütünün düzenleme imkanı yok. Neden yok? Hükümeti kızdırmak ya da ekonomiyi yöneten bakan beyi kızdırıp kızdırmamaya göre bakıyor meseleye. Şimdi böylesine bir siyasi iktidarın böyle bir tarzı ve yönetim anlayışı olduğu sürece de kaçınılmaz olarak insanlar daha az aktif olmaya başlıyorlar. Dolayısıyla siyasi alan daraldıkça da hem kutuplaşma nedeniyle hem siyasi alan daralması nedeniyle sivil toplum parıltısını, çekiciliğini, cazibesini kaybediyor. Zaten gene demin dediğim gibi toplumsal bellekte de zaten negatif onu üreten bir sürü şey var. Bir üçüncü mesele var. Bu çok az konuştuğumuz ama aslında üzerinde çok konuşmamız gereken bir tarafı var meselenin. O da şu. Bu sivil toplum aktörleri ya da örgütlenmelerinin hemen hepsinde çok büyük bir kısmında bugün veya geleneksel olarak hep siyasete, partilere yönelttiğimiz bütün o kurum içi, örgüt içi, parti içi demokrasi olmuyor, yok tartışması aslında sivil toplum örgütlerinin de kendi bünyelerinde taşıdıkları bir hastalık. Çok az sivil toplum örgütü var ki kurucu iradenin, 90'lardaki kurucu irade veya kadroların daha sonraki kuşaklara demokratik yollardan devredilmiş olsun ve devam ediyor olsun. Kimse kurduğu ve vücutta getirdiği o yapıyı demokratik yoldan yeni kuşaklara devretmiyor. Kendi içlerinde demokratikleşme yok her şeyden önce. Bu da bir bakıma onların parıltılarını, cazibelerini kaybetmelerine neden oluyor. Sonuçta partilerin nasıl o parıltıları, o hiyerarşik yapılarının ağırlıklı olması, örgüt, örgüt içi disiplin gibi kavramların geçerli olması nedeniyle yeni kuşaklar, gençler partilere katılmakta çekingen davranıyorlarsa, aynı biçimde benim kızlarım da var olan bir sivil toplum örgütüne katılmakta aynı çekinceleri, aynı eşikleri hissediyorlar, duyuyorlar. Çünkü katıldığı yerde ya örgüt disiplini denecek, ya bizim ortak amacımıza uygunluk, uygun değillik denecek, ya iktidardaki oligarşik yapının ekibin bir parçası olup olmadığına göre bakılacak vesaire vesaire. Dolayısıyla bir sürü sebep bir arada ve tabii ülkenin yaşadığı genel bu karmaşıklık yani ortak ufku kaybetmek meselesinde bir etkisi var. Sivil toplum o cazibesini, parıltısını bir bakıma kaybediyor diyebiliriz. Ya bugün bu krizden uğraşıyor diyebiliriz. Evet.
Ama bu sözünü ettiklerimin önemli bir kısmı hak temelli örgütlenmeler için geçerli. Yani eğer sivil toplum örgütlenmesini ya da sivil toplum hareketini dayanışma temelli ve hak temelli diye ikiye ayırırsak, dayanışma temelli olan da toplumda böyle bir negatif bellek yok. Aksine imece gibi, vakıf geleneği gibi, ahilik gibi bu toprakların insanların geliştirdiği ama özellikle vakıf gibi dünya sivil toplum örgütüne de hediye ettikleri modeller var. Ve bugün İçişleri Bakanlığı'nın kayıtlarına göre, yanlış bilmiyorsam son aylarda sayı ne kadar değişti emin değilim ama 130 bin civarında dernek vakıf varsa Türkiye'de, bunların 110 bini dayanışma temelli dernek. Yani okul yaptırmalar, cami yaptırma yaşatmalar, işte Giresun'un bilmem ne köyünü dayanışma dernekleri vesaire gibi. Biz sivil toplum hareketinin içindeki entelektüellerin bir kısmı bu hareketleri küçümsüyoruz. Bu bir araya gelişleri anlamlı bulmuyoruz. Hak temelli olursa daha kutsal bizim için gibi de bir başka yanlış bakışımız var. Ve o 130 bini, 110 bini dayanışma temelli şeyler, örgütlenmeler. Hala insanlar örneğin metropollere geldikçe o kendi kültürel değerleri için ya da dayanışma arayışı için o ağlara, networklere veya STK'lara, örgütlenme modellerine ihtiyaçları var. Ama hak temelli de bu böyle çalışmıyor. Ve bütün bu hikayenin dolayı bir önemli değişim var bence. Hani parasını kaybediyor dedik ama çok da olumlu bir başka fırsat alanı açılıyor. Bütün bu kutuplaşmalardan kaçınmak, kutuplaşmayı unutmayalım ki bir yandan da kimliklere dayalı bir tarafı var. Yani dün işte muhafazakar dünya, seküler dünya diyoruz. İktidara yakın olmak, karşı olmak diyoruz. O kimliklere dayalı olan sıkışmayı da aşmak için sivil toplum giderek doğal kendi ritmi içinde şöyle bir dönüşüm yaşanıyor. Sivil toplum yerelleşiyor. Şunu demek istiyorum. Örneğin artık TEMA'ya üye olup da bütün ülkenin ağaçlanma problemi ya da İnsan Hakları Vakfı'nda çalışıp bütün ülkenin insan hakları problematiğinde iş yapmak ya da başarı kazanmak, bugünkü o siyasi alanın daralması meselesini de hatırlarsak başarı üretme ihtimali de yok artık. O zaman bütün bu kimlikleri aşacak şey ve de o ulusalda başarı üretemiyorsan başarı üretmeye fırsat açan yer yerelleşme. Eğer Denizli'nin içme suyu diye, Yırca köyünde kesilen zeytin ağaçları diye, Kaz Dağları diye, Cerattepe diye uğraşıyorsan yereldeki bir derde değiyorsun ve o yereldeki derde değmek yerelin somut, reel derdiyle de meşgul olduğun için kimlikleri de aşan, kutuplaşmaları da aşan bir fırsat alanı açıyor. Hı hı. Ve özellikle benim kızlarım gibi genç kuşaklar için o hiyerarşik örgüt disiplini, kurucu babalar var, ruhumuz var bizim burada falan gibi hikayeler yerine yerelde ve üstelik reel bir gündelik hayat sorunuyla uğraşmak gibi, yani günün heyecanını da yaşadığın ve yaşatılmasını, çoğalmasına fırsat alanı açan bir dünya gelişiyor bir kere. Bunu çok değerli buluyorum. Evet. Bu çok da önemli bir fırsat alanı açıyor. Çünkü o yerelleşme aynı zamanda gündelik hayat sorunlarına odaklanan bir yerden olduğu için, o zaman bütün bu ülkenin içine hapsolduğu kimlikler, kutuplaşmaları da aşan, çünkü temiz içme suyu konuşuyorsanız Türk veya Kürt, iktidara oy veren, muhalefete oy veren fark etmiyor ki. Herkesin temiz içme suyu derdi var. Tüketici dernekleri mesela, tüketici hakları temelli dernekler. Şimdi yine bizim sivil toplum entelektüellerinin küçümsediği ve çok ilgilenmediği, odaklanmadığı bir dünyadır. Genellikle emekli memurlar, emekli öğretmenler, dernek başkanları falan. Ama göreceksiniz geleceğin en önemli sivil hareketlerinden birisi çıkabilir o tüketici haklarından. Çünkü tüketici hakkı dediğiniz mesele, karşınızda devlet yok, şirketler, markalar var. Yani karşınızdaki insanların kıyma kapasitesi yok. Üstelik onlar müşteri memnuniyetini esasladıkları için, devlet gibi vatandaş memnuniyetini kale almayan bir zihniyet yerine müşteri memnuniyetini, ciroyu, satışı, müşteri sadakatini önemsedikleri için sizin tepkinizi de kale alan kurumlar. Evet. Dolayısıyla tüketici hakları burada müthiş bir fırsat alanı açıyor ve tüketici hakları davalarındaki artış sayıları müthiş mesela. O başarı biriktirme hikayeleri, yani sen Kütahya'da bugün elektrik faturasındaki bir vergiye itiraz ettiğin için başarılı oldun diyelim, bir yerel Murat Sabuncu oldun.
ertesi gün su faturasındaki bilmem ne, öbür gün Şıkırt markanın yerindeki işte temiz içme suyunu kirleten fabrikasıyla mücadelen, sen giderek bir yerel siyasi kahraman olma yolunda başarı biriktirme fırsatları buluyorsun demek. Evet. Halbuki ulusal çaptaki konuyla meşgulsen herhangi bir başarı ihtimalin falan da yok. Yerelleşmede daha çok insana dokunup daha yatay bir örgütlenme ve yönetimle. Evet, bir gündelik hayat sorunuyla real, daha yatay bir yönetim var. Demin altını çizdiniz siz, Cerrah Tepe'den Kaz Dağları'na kadar yerelde başlayıp ulusala haklı olduğu için mal olmuş şeyler tabii var. Bir tane de olumsuz örnek aklıma geliyor. Yerelde Hasan çok Keyf. Hasan Keyf. Hasan Keyf. Yani Hasan Keyf o alt, sular altında kalacak. Çarşısı yıkıldı. İnsanlar oradaki yeni doğru Hasan Keyf'e gitmek istememeleri, ona bakıyorsunuz Hasan Keyf'te ne yazık ki. Ama işte orada bile dikkat edersen muhatap ulusal hükümet. Evet. Ulusal hükümete karşı başarı şansı yok. Dolayısıyla başarı şansı olmayan işler de doğal olarak yeni kuşakların ilgisini çekmiyor. Çünkü yeni kuşak yeni gündelik hayat ritminde adanmışlık yok. Yani adanmışlık eski toplumsal yapının, sanayi toplumu sosyolojisinin bir bireysel davranışı. Yani bir aşka, bir davaya kendini adamak. Halbuki bugünün hayat ritmi içinde her şey o kadar hızlı akıyor ki adanma değil, haz ve keyif önemli. Şimdi bunda hayıflanacak bir şey yok. Bir hal bu. Dolayısıyla senin benim gibi bir davaya kendini adamak ya da Ferhat'tan Şirin hikayesi gibi aşklar yaşamak artık yeni kuşaklar için geçerli değil. Şimdi bunu ya kötü yapıyorlar falan diyerek buradan sıyrılamayız. Bugünkü hayat ritminin de doğal sonucu böyle bir şey. Dolayısıyla yeni kuşakların aktif olacağı, kendi hayatlarına dair kararlara katılmaya arzulu davranacakları yer, bir gündelik hayatın reel sorunları, iki ve onların hayatına doğrudan değen meseleler. Aynı zamanda da onların vicdanını titreten meseleler ve asıl önemlisi, buradan başarı biriktirirsem toplumsal kabulüm, toplumsal meşruiyetim, toplumsal aktör olma, kendimi ispatlama gibi hani insanlığın o dirlik düzenlik gerilim meselelerinden hallettiyse eğer, kendine dair bireylerin ulaştığı yeni ihtiyaç seviyesi o. Dolayısıyla orada yerel toplum ya da yerel sivil toplumlar ve yerel hareketler bu ihtiyaçlar serisindeki o toplumsal meşruiyet ya da kendini gerçekleştirme, kendini başarma ihtiyacına da cevap üreten bir fırsat alanı açıyor. Bir fırsat alanı daha var bunu tetikleyen ya da bir unsur daha var. O da yerel siyaset. Yani her ne kadar bizdeki yerel siyaset çok ulusal siyasete güdümlü yürüyorsa da, hani belediye meclisindeki tartışmalara bak, Büyük Millet Meclisi'ndeki tartışmalarla aynı neredeyse. Aynı evet laflarla grup başkanları konuşuyor vesaire evet vesaire. Ama daha küçük yerellere indiğiniz zaman oradaki meclislerdeki 18 kişilik, 35 kişilik meclislerde reel sorunlar konuşuyorlar. Sadece öyle ulvi meseleler değil. Ve yerel başkanlar ya da yerel siyasetçiler, özellikle yerel yönetimlerin de bu hayatımızda önemli bir yer tutmaya başlamasıyla onların da başarıya ihtiyacı var. Hangi iktidar blokundan gelsin, muhalefet blokundan gelsin. Özellikle muhalefet blokundan yeni seçilenlerin başarı üretme fırsatı nerede? Yani başarı üretebilecekleri şey demokratikleşme, ortak yaşamın inşası, çevre sorunları, kadın meselesi gibi yeni nesil meseleler. O yeni nesil meselelerde başarılı olmak isteyen belediye başkanının da o yerel hareketlerin desteğine onlarla beraber çalışma ihtiyaçları var. Onun için o kent konseyleri gibi ya da yerel gündem 21 gibi sivil toplumun girişimine açık olan o mekanizmalar büyük belediyelerde hiç başarılı örneği çok az. Ama yerelde küçük ilçelere baktığın zaman işte Seferihisar'da ya da Antalya Muratpaşa'da ya da Bursa Nilüfer'de müthiş başarı hikayeleri var. O başarı hikayelerini yaratan şey sadece yerel belediye başkanının davranış biçiminin ve onun cesaretlendirici tavrı olduğu kadar yerel sivil hareketlerin ve aktörlerin de oradaki arzuları, katılım çabaları ve üretkenlikleri belirleyici oluyor. Evet. Dolayısıyla ben Türkiye toplumundaki ya da Türkiye siyasetindeki bu yerelleşme ve sivil toplumun bu değişme dinamiğinin önümüze bir fırsat alanı açtığını düşünüyorum. Türkiye'de ama hani yerelleşme dendiği zaman iktidarların korktuğu, hani yerelden, yönetimden, yerelde örgütlenme ya burada ne oluyor noktası hep bir hava da bir taraftan olur. Yani yereldeki muhalefetse, muhalifse, mesela belediyeden bahsediyoruz, onu hani az para yollama, orada çalışamaz hale getirme, kaldı ki Türkiye'nin, Kürtlerin yoğun yaşadığı coğrafyada bunun çok sık örneklerini görüyoruz.
yerel demokrasinin işte Celaltepe örneğinde olduğu gibi hakkını savunmaya çalışan insanların kriminalize edilmesi, gözaltına alınması, yaşa mazale getirilmesi. Ama bütün bunlara rağmen dediğiniz gibi yerelde aslında ulusal siyasetle her zaman karşı karşıya gerilim üreten bir şey yaşanmaya da biliyor. Sonuç da alınabiliyor. Kaz Dağları bunun belki de bir örneği. Ama tabii Türkiye gibi yerlerde o kadar zor ki hani yerelden yönetim dendiği zaman korkulan en küçük yere kadar kayyumdan işte parasını kesmeye kadar atamalarını yapmaya çalışıldığı da bir gerçeklerden de bahsetmek gerekiyor ya, belki de. Muhattin, şimdi orada çok temel bir zihni problem var bütün bu meseleyi yaratan. O zihni problem de şu. Türkiye'de ister seküler dünyadan gelsin, ister muhafazakar dünyadan gelsin, ister iktidar blokunda olsun, ister muhalefet blokunda olsun. Ülkenin entelektüelleri, siyasetçileri, okuryazar olanları diyelim genel olarak, temelde şöyle bir zihni hata içindeler. Bu toprakların insanlarının kendilerine dair kararları verebilecek olgunluk ve güçte, kapasitede olduklarını kabul edip etmemek. Ya da bu toprakların insanların kararlarına güvenip güvenmemek meselesi. Ve ister iktidarda olsun, ister muhalefette, ister muhafazakar olsun, ister seküler. Ne yazık ki ülkenin okumuş yazmışlarının yarısı kendi ana babalarının da içinde olduğu bu toprakların insanlarına güvenmiyorlar. Ve varsayıyorlar ki Denizli'deki yurttaşlar işte yerel yönetim kararlarını doğru kullanırlar. Diyarbakır'dakiler kullanamaz. Onun için de aman abi Denizli'de de Diyarbakır'da da bu yetkileri vermeyelim. Kendi rızalarıyla bu haklarından vazgeçiyorlar. Ya da vatandaşa güvenmedikleri için yerel yönetimlerin işte mali kaynaklarını kısıtlamaya çalışıyorlar vesaire vesaire. Bir kere çok temel mantık bu. Çünkü biz de partiler her programda sözünü ettiğim gibi bütün siyasi hareketler sol sağ ekseninden ya da muhafazakar seküler ekseninden bakarsan farklı ayrışmalar görebilirsin yelpazede ama devlet birey ekseninden bakarsan Türkiye'nin aydınları da partileri de devletçidir. Devleti özne alarak bakarlar ve düşünürler. Bireyi düşünen gerçekten özgürlük ve demokrasi peşinde olanı çok az ne yazık ki kusura bakmasınlar. Dolayısıyla devletin koyduğu bir kodlama bu. Vatandaşa güvenmemek meselesi. Birinci handikap buradan başlıyor. İki, tabii kutuplaşma o kadar sert bir hale geldi ki yaşamakta olduğumuz şey ve özellikle de iktidar partisinin iktidarını sürdürmek yolundaki her türlü çabayı, her türlü formal informal yoldan zorlama çabası o kadar kapsamlı ve gündelik hayatın hücrelerine kadar yansır hale geldi ki en küçük bir yerel yönetimin belediye başkanlarının diyelim artık genel sekreterlerini atamak konusunda bile işte imzalar atılmıyor, onaylanmıyor vesaire. Yani şimdi kamuoyu ne kadar biliyor bilmiyorum. Ben de gerçekten tam sayıyı bilmiyorum ama İstanbul'da örneğin ya da Ankara'da yeni belediye başkanlarının atadığı genel sekreterlerin Cumhurbaşkanı tarafından onaylanması yasa gereği onaylandı mı bilmiyorum. Ya da bakanlık tarafından onaylanması. Belki de hala vekaleten yürütüyorlar görevlerini. Şimdi çünkü merkezi idare zaten hiçbir zaman yerele güvenmemiş. Ne halkına ne de yöneticilerine ne de siyasetçilerine. Ve hala da bu yapı sürüyor. Hatta güçlenerek sürüyor. Yani ademi merkeziyetçiliği tartışırken 10 sene önce şimdi yeniden merkeziyetçiliği daha nasıl tahkim edeceğimizi tartışır hale geldik sonuç olarak. Ama hayatın bir akışı var. İnsanlar bugünün dünyasında bilginin, iletişimin bu kadar doğal ve hiyerarşi dışı akabildiği bir ortamda haberin siz hangi kaynağı denetlerseniz denetleyin, hangi sansür yasalarını çıkarırsanız çıkarın, Wikipedia'yı yasaklayın, Twitter'ı kapatın, Instagram'ı bilmem ne yapın, gazeteleri kapatın ya da satın alıp kapattırın, ne yaparsanız yapın. İnsanlar sonuçta duyuyor ve öğreniyor. Bugünün iletişim dünyasında bütün hayatın bilgi ve haber ve deneyim akışını denetleme imkanınız yok. Dolayısıyla insanlar hem öğreniyor hem de ne yapması gerektiğini de öğreniyor. Ve de aynı zamanda da bilinçleniyor, farkındalık yükseliyor. Dolayısıyla kendi yerel sorununa kendisi müdahil olmak istiyor. Kendi sokağında ne yapılacağına, kendi çocuğu için kreş ihtiyacını herkes kendi yaşıyor ve yerel yönetimlerinde bunu çözmek istiyor. Şimdi bu alanları siz ne kadar yasal olarak açmasanız da hayat zorluyor. Ve bence Türkiye siyasetinin en büyük tıkanıklığı, yani yeni siyaset biçimlerine bu konuşmayı bağlayacağımıza göre, yeni Türkiye siyasetinin yani hakim partilerin ve hakim aktörlerin en büyük tıkanıklığı beslenme damarlarının tıkanmış olması. Ne yeni bilgilerden beslenebiliyorlar, ne antropolojinin ya da bilişim teknolojilerinin ya da yapay zekanın hayatı nasıl tetiklediğini, değiştireceğinin de farkında değiller.
yeni insanlardan da benim kızlarımdan da yani benim kızlarım derken kodluyor yani yeni insanlar diye kodladığımız kümeden de beslenemiyorlar. Beslenemedikleri için bizim bütün araştırmalarımızda gençlerde yani 30 yaş altı kümede bütün partiler birden giderek zayıflıyorlar. Bu gençlerin yarısı siyasete ilgisiz. Siyasete ilgisiz derken aslında bu partiler ilgisiz. Siyasete ilgisiz değiller ki. Benim kızlarım da Hasan Keyf'le dertleniyor, Cerat Tepe'yle üzülüyor. Çevredeki değişikliğin, iklim krizinin, Suriyeliler, mülteci krizinin, Kürt meselesinin ne ürettiğini benim kızlarım da yaşıyor sokakta. Ve onlar o zaman müdahale edebilmek için bu hayata bir biçimde kendi alanlarını, kendi hayatlarını güzelleştirebilmek adına bir şeye müdahil olmaya çabalıyorlar. Kimisi körler okulunda kitap okuma yapıyor, kimisi sokakta belki çöp topluyor. Ama bir biçimde hayatın iyiye doğru, güzele doğru akması için çaba gösteriyorlar. Siz ulusaldaki bütün bu tıkanıklığı ne kadar güçlendirirseniz güçlendirin, partiler kendilerini ne kadar kapatırsa kapatsın, onlar vücut bulacakları, kendilerini var edecekleri yeni alanlar açıyorlar. Bence Türkiye siyasetindeki bu tıkanma ve bu münakaşa ve münazara temelli siyaseti müzakereye, iknaya, uzlaşma süreçlerine çevirecek kültür de bu değişimden çıkacak. Ve ben biraz romantik gelebilir sana ama dağlardaki çoban ateşleri diyorum. Bu minik minik o yerel başarılar ve yerel örgütlenmeler, yerel hareketler bir süre sonra o dağlardaki çoban ateşi olmaktan çıkıp bir kocaman sokaktaki hara dönecekler. Ama o harın tanımını biz hala sen ben eski kavramla yapıyoruz. Yeni bir parti mi kurulacak? Yeni bir lider mi çıkacak? İşte İtalya'daki gibi bilmem ne hareket, Almanya'daki gibi yeşiller mi çıkacak falan. Belki de bilmediğimiz bir formda çıkacak. Çünkü o yerelleşme ve reel sorunlarla ilişkilendirilmenin bir başka biçimi daha var. Biz sivil toplum deyince dernek, vakıf gibi yasalarla tanımlı bir hukuki form anlıyoruz. Ona göre de bir hiyerarşisi var, yönetim kurulu var, genel kurulu var vesaire vesaire. Halbuki bu yerel ve reel sorunlardan beslenen hareketlerin çoğunluğu herhangi bir biçime, formun içinde değiller. İnisiyatif adı, platform adı, farklı isimleri var ama o farklı davranış biçimi herhangi bir örgütsel disiplin anlamına gelmiyor. İçine girince uymak zorunda, giymek zorunda olduğunuz bir elbise, kılık, kıyafet, üniforma anlamına da gelmiyor. Son derece esnek, vakit ayırabildiğiniz kadar gününüzün herhangi bir dakikasında, herhangi bir saatinde zaman ve mekandan bağımsız ama sorun odaklı ve yerellen sınırlı bir dünyada informal bir formal olmayan yapı içinde hayata müdahale ediyor olmanızın açtığı bir imkan alanı var. Ve göreceksiniz bu yeni kuşaklar, bugün siyasete ilgisiz dediğimiz bu kuşaklar hayata müdahaleyi buradan üretecekler. Bizim kuşaklarımız bunu kabullensin, elitlesin. Bugün var olan siyasi aktörler, parti liderleri kapılarını, pencerelerini bu insanlara açsınlar, açmasınlar. Hayat oradan gelişip gelip değişecek. Demin söylediğiniz çok önemliydi. Belki onu da bitiririz bu cümleyle. Siyasetin damarları hakikaten tıkanmış durumda. Yani partiler bir merkezde, bütün partiler için geçerli bu aslında. Alanda çok daha az insanları var, çok daha az dinliyorlar, çok daha fazla konuşuyorlar ama dinleyen hani o gençleri, sokağı, insanları, sizin altına çizdiğiniz o yerel hareketleri. Ama şundan da kaçamayacaklar sanıyorum, er ya da geç. Bu yereldeki hareketler, gençler, inisiyatifler ana siyaseti, merkez siyaseti dönüştürecekler, değiştirecekler er ya da geç diye düşünüyorum. Ve önce ulusal sivil toplumun tıkanıklığını halledecekler. Evet. Örneğin kadın hareketinde bugün bütün bu ayrışmalara rağmen, bütün bu kadın cinayetleri, işte Özge Can meselesi, Şule Çet davası, Rabia Naz davası, bütün bu meselelerden dolayı göreceksin şimdi de nafaka. Önce kadın hareketi bütün bu siyasi aktörlerin ve liderlerin söylemlerini aşıp bir araya gelecek. Sonra çevre ve tüketici hakları hareketi. Dolayısıyla bu üç yani kadın, çevre ve tüketici hakları hareketleriyle yereldeki reel sorunlardan beslenen hareketler yepyeni bir siyasetin önünü açacak. Evet. İyi ki bu konuyu konuştuk. Bugün daha da farklı ve daha da ufuk açıcı bir şeyden bahsettik. Efendim sayıların dilinde bu hafta sonuna geldik. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi günler.